Gençler selamlar. Ben SML hocanız. SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar TYT ilk 12 soru kampımızın bugün sizlerle beraber 5.sini yapıyoruz. İlk 4'ünde de olduğu gibi yine kaliteli sorular mevcut. Limit türev integral kampımız bir yandan devam ediyor. Problemler PDF'leriniz hazır. Problemler videolarımızı da çekmeye devam ediyorum sevgili gençler. Problemler kampına da yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu videoyla beraber ben size şunu da duyurayım. Yorumlar kısmında dikkat etmediğimi zannetmeyin. Hepsini tek tek okuyorum. Yorumlar kısmında bir kamp daha istiyorsunuz. O kampın da sevgili gençler PDF'lerini hazırlamaya başladım. Sıkı durun, bir dördüncü kamp gelmek üzere yolda, hazırlanıyor, haberiniz olsun. Bu kamplar bittikten sonra hocam farklı şeyler yapacak mıyız? Tabii ki yapacağız. Yine birbirinden farklı içerikler, daha önce görmediğiniz içerikler, daha önce görmediğiniz sorularla beraber buluşacak ve daha önce hiç görmediğiniz tarzda soru çözümleri olacak sevgili gençler. Bu kanalı izleyen sınavı kazanıyor artık, ne diyelim, daha nasıl tüyo verelim, değil mi? Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. XYZ birer gerçek sayı ve bize şu şekilde bir eşitlik verilmiş. X eksi z bölü y artı z, y eksi x bölü x artı z, z eksi y bölü x artı y ve bu 3'müş sevgili gençler toplamları. Bize de şu soruluyor: x artı y bölü y artı z, y artı z x artı y, x artı z x artı y toplamı kaçtır diye sorulmuş sevgili arkadaşlar. Pekala. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bunu bir kontrol edelim. Öncelikle burada dikkat edilmesi gereken şey, bazı ifadelerin paydaları birbiriyle aynı. Mesela burada y artı z var, burada da y artı z var. Daha sonrasında sevgili gençler şunu kaldıralım buradan. Burada x artı z var, burada da x artı z var. Ve bir de burada x artı y var, burada da x artı y var. Bunlar boşuna öyle birbirine eşit verilmemiş. Peki ne yapmamız lazım? Bir kontrol edelim, ne yapacağız? Şimdi sevgili gençler burada x artı y'miz var. Burada x eksi z'miz var. Alt kısmında da y artı z var gördüğünüz üzere. Şimdi ben bir y artı z elde edebilir miyim diye kontrol ettiğim takdirde, arkadaşlarım şurada gördüğümüz x artı y bölü y artı z'den ben x eksi z bölü y artı z'yi çıkarırsam, bakınız x artı y bölü y artı z'den sevgili gençler x eksi z bölü, oraya parantez koymasak da olur, y artı z. Ben bundan bunu çıkarırsam üst tarafta x'ler gidiyor, y eksi eksiden artı yapıyor, y artı z bölü y artı z geliyor. Güzel, bu da zaten 1'e eşit, doğru mu? Pekala, şuna bakalım, y artı z bölü x artı z var, bir de y eksi x bölü x artı z var. Bu sefer de yine bundan bunu çıkarırsam sevgili gençler, yani y artı z bölü x artı z'den ben y eksi x bölü x artı z'yi çıkarırsam acaba şimdi neler olur? Burada da arkadaşlarım eksi y ve artı y birbirini götürüyor. Yine burada da z artı x bölü x artı z geliyor ki bu da zaten 1'dir. Eğer şundan şu çıktığında da 1 kalıyorsa tadından yenmeyecek. Bakalım kalıyor mu? Gençler burada z'ler gider, x artı y kalır, o da 1'dir. Yani bunların da toplamı 1. Pardon, farkı 1. Şimdi ben şu ifadeye a dersem, A'dan sevgili gençler 3'ü çıkarınca 1, 2, bir tane de buradan geliyordu o 1'den, değil mi? 3. Yani bundan 3'ü çıkardığım zaman şu ifadenin ismi 3 olduğu için 3 kalıyormuş. Eksi 3'ü karşıya attınız, A kaç gelir? 6 gelir. Zaten bize de A sorulmuştu. Doğru cevabımız Bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Şimdi bu tarz sorular, bu arada hani sorunun üzerine konuşmak gerekiyorsa, bu tarz sorular sevgili gençler karşınıza çıktığı zaman, özellikle bu bir deneme sorusudur. Yani denemelerde sıkça karşılaştığınız sorulardan olabilir. Özellikle kurumsal denemelerde. Şimdi bu tarz sorular karşınıza çıktığı zaman eğer ki ipin ucunu tutturamazsanız, ipin ucunu yakalayamazsanız o soru sizin için çözülemez bir hal alır. Ama bir şeyi fark ettikten sonra devamı tıkır 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 gelecektir. Yani böyle ya herro ya merro sorusu. Fark edemiyorsan bittin ama fark ettiysen senin için çok basit bir soru. Sırf bu yüzden koydum böyle bir soruyu, haberiniz olsun. İkinci sorumuz diyor ki bize ABC pozitif tam sayılar. Bakın bunlar pozitif tam sayılar. İçin aşağıdaki bilgiler bilinmektedir.
Bize 5 tane bilgi vermiş bu ABC ile alakalı. C'yi sormuş. Bakalım. ABC ardışık sayılardır ve AB'den BDC'den küçüktür. Ardışık sayılar diyorsa aralarındaki fark kaçtır sevgili gençler? Tabii ki 1'dir. A sayısı 4 ile tam bölünüyor. B sayısı 5 ile, C de 6 ile tam bölünebiliyor. Ve bu bölümlerin toplamı da 40'tır. Şimdi bölümlerin toplamının 40 olduğunu biliyoruz biz. Pekala. Buna göre C sayısı kaçtır diye sorulmuş sevgili gençler bize. Pekala. Şimdi biz 4'e, 5'e ve 6'ya tam bölünebilen sayılar olduğunu biliyoruz arkadaşları. Bunlar ABC sayıları. Bölümlerin toplamı 40'tırdan kastı ne? Mesela A'yı 4'e böldünüz, elde ettiğiniz bölüm. Buna X dedik. B'yi 5'e böldünüz, elde ettiğiniz bölüm sevgili gençler Y diyelim. C'yi 6'ya böldünüz, elde ettiğiniz bölüm de Z. İşte bu X artı Y artı Z 40 yapıyormuş arkadaşlarım. Ve C soruluyor. Bize C sayısı kaçtır diye soruluyor. Şimdi ben A'nın B'den, B'nin de C'den küçük olduğu, biri 4'ün katı, biri 5'in katı, diğeri de 6'nın katı olan sayılar düşüneceğim. Bunlar bu şekilde birbirinden küçükmüş. Ben bu sayıları düşüneceğim sevgili gençler. Peki bu sayılar neler olur acaba? Bunu bir ele almamız gerekiyor. Şimdi ardışık olacaklar. Yani biri diğerinden bir fazla olarak ilerleyen 3 tane sayı düşüneceksiniz. Ve biri 4'ün, biri 5'in, biri de 6'nın katı olacak. Böyle bir sayı var mı? Varsa ne? Bunu düşünmek gerekiyor. Tabii doğal olarak şunu direkt görebiliyorsunuz. Hocam 4, 5 ve 6 sağlıyor. İşte bu 4'ün katı, bu 5'in, bu da 6'nın katı sağlıyor. Ama şöyle bir durum söz konusu. 4'ü 4'e böldüğünüz 1, 5'i 5'e böldüğünüz 1, 6'yı 6'ya böldüğünüz 1. 1 artı 1 artı 1 40 yapmaz arkadaşlar. Böyle de bir dünya yok. Peki ne yapmak lazım? İnce hesaplar peşine düşmeye gerek yok. Acaba işte ben bu 5'in katı olan sayı 5 değil de 10 olsaydı, 15 olsaydı, 20, 25, işte 30, 35, 40 diye saymaya gerek yok. Şöyle yapacaksınız. Bu 4'ün, 5'in ve 6'nın ortak katı ne sevgili gençler? 4'ün, 5'in, 6'nın ortak katı 60'tır. Ve siz burada bulduğunuz 4, 5, 6'ya sevgili gençler bu 60'ı eklerseniz 64, 65 ve 66, işte sevgili gençler 4'ün katı, işte 5'in katı, işte 6'nın katı olur diyebilirsiniz. Ve bunlar ardışıktır. İşte bu kadar basitti. Bunu 4'e böldüğünüz takdirde 16 ile, bunu 5'e böldüğünüz takdirde 13 ile, bunu da 6'ya böldüğünüz takdirde 11 ile karşılaşıp toplarsanız da zaten 40'ı da yakalarsınız. Demek ki sevgili gençler benim o C dediğim sayı 66'nın ta kendisiymiş, cevabımız da Bursa'ymış diyeceğiz. Ben öğrenciyken, şimdi bu soruyu neden koydum? Arkadaşlar öyle soruları da, işte şu soruyu koyayım, bu soruyu koyayım, şunu da buraya atayım, bunu da buraya koyayım, burayı buraya yapıştırayım diye değil. Soruları sıralamasının bile bende özel bir yeri var. Bu soruyu neden koydum? Öğrenciyken bu tarz sorular sevgili gençler benim gözümü hep korkuturdu. Çünkü neden? Ben bir şeyi deneyerek çözmeyi sevmiyorum. Ama denemeden de zaten çıkmıyor diye biliyordum. İşte artık öğretmen olduktan sonra bilmiyorum çok fazla soru çözmekten kaynaklanıyor olabilir. Veya çok fazla soru yazmaktan kaynaklanıyor olabilir. Artık görüyorsunuz ki bu konunun ekokla bağdaşıklığını. Yani ardışık sayılar sorusu gibi duruyor. Ama bir bölünebilme sorusu, ama aynı zamanda ekok kullanıyorsunuz içerisinde. Dolayısıyla sevgili gençler birbiriyle bağlantılarını çözdükten sonra aslında bakarsanız çok basit düz bir mantığı olduğunu da görebiliyorsunuz. Bu tarz soruları çözemeyen veya bu tarz soruları sevmeyen arkadaşlarıma gelsin soru. Üçüncü sorumuz. Aşağıda terimleri 3'ün pozitif tam sayı kuvvetleri olan bir dizi verilmiş. Bu dizideki her bir sayı kuvveti kadar tekrar etmekteyim. Yani mesela şu şekilde. Mesela 3 üzeri 1 bir tane var. 3 üzeri 2'den 2 tane var. Üstüne ise o kadar var. 3 üzeri 3'ten de 3 tane var. 3 üzeri 4'ten de 4 tane var. Tabii 3 üzeri n'den de n tane olması kadar normal bir şey yok şu anda. Pekala, devam. Diyor ki A, B ve C birbirinden farklı tam sayılar olmak üzere bu dizinin belli bir yerindeki terimleri aşağıda verilmiş. İşte bu terimler A, B, 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 B ve C olarak verilmiş. A artı C bölü B nedir? Şimdi bu dizinin belli bir yerindeki terimleri ise bunlar. Bu B'den kaç tane? 5 tane. 5 tane varsa demek ki bunlar 3 üzeri 5, 3 üzeri 5, 3 üzeri 5, 3 üzeri 5 ve 3 üzeri 5'miş sevgili gençler. O zaman C'nin kendisi 3 üzeri 6, A'nın kendisi de 3 üzeri 4'tür.
20 yazalım. 3 üzeri 4 ile 3 üzeri 6'yı topla demiş ve bunu 3 üzeri 5'e böl demiş. Bir zahmet onu da yapalım. 3 üzeri 4 parantezini alırsam burada 1, burada da 3'ün karesinden 9 kalır. Bölü bir de 3 üzeri 5'imiz var. Şimdi gençler, şunu da şunu sadeleştirirsem burada bir 3'ümüz kalır. Üst tarafın toplamı 10 yapar. Cevap da 10 bölü 3'ün ta kendisi olur. Cevabımız Edirne seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Basitçe bir soruydu. Geçiyorum dördüncü örneğime. Öğretmeni ile Sevcan arasında şu konuşmalar geçiyor. Öğretmen diyor ki aklından iki tane gerçek sayı tut. Sevcan da tamam tuttum diyor. Bu sayıları çarp diyor. Çarptım. Aklından tuttuğu sayıların birinden, aklından tuttuğun sayıların birinden 3 çıkar, diğerine 3 ekle. Şimdi şöyle diyelim. Bir x ve y'yi tutuyor. Önce x ile y'yi çarpıyor. Sonra birinden 3 çıkarıyor. Sonra diğerine 3 ekliyor. Aşama aşama yazıyoruz. İşlemleri yaptın diyor. Şimdi bulduğun yeni sayıları çarp diyor. Yeni bulduğu sayıların çarpımı da x eksi 3 çarpı y artı 3'tür sevgili gençler. Ve diyor ki bulduğum yeni çarpım ilk çarpımdan ne kadar fazla? 3 fazla diyor. Yani sevgili gençler, ben bundan x çarpı y'yi çıkardığım zaman 3 bulacakmışım. Bize aslında bunu söylüyor. Çünkü bu yeni yaptığı, yeni bulduğu sayıların çarpımı, bu da eski sayılarının çarpımı. Farkları da 3'müş. Buna göre sayı doğrusu üzerinde Sevcan'ın aklından tuttuğu iki sayı arasındaki uzaklık kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi burada ben şunu içeriye dağıtırsam xy artı 3x eksi 3y artı değil eksi 9 gelir. Ben bundan xy'yi çıkardığım zaman 3 kalıyormuş. Peki buradaki xy ve buradaki xy birbirini götürür. 3 parantezinde x eksi y'nin ise sevgili gençler eksi 9'u karşıya attığımız zaman 12 gelecektir. Demek ki x eksi y buradan kaç olacakmış? 4. Yani bunların sayı doğrusu arasındaki uzaklık da doğal olarak 4 olacaktı sevgili arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer sayfama, 5. soruma. 5. soruda diyor ki bilim insanları çok büyük ya da çok küçük sayıları yazmak ve karşılaştırmak için bu sayıların gösterimine uluslararası bir standart belirlemişlerdir. Neymiş bu standart? A'nın mutlak değeri birden büyük veya eşit ve ondan da küçük ve n bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzeri n şeklindeki gösterim bu sayıların bilimsel gösterimidir. Örneğin 170 bin sayısı 1.7 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde, 0.0456 sayısı da 4.56 çarpı 10 üzeri eksi 2 şeklinde gösterilir. Ben bu soruyu okurken aklıma hep şey geliyor. Şu Avogadro kat sayısı mı ne vardı ya? Neydi? 6.02 çarpı 10 üzeri 23 mü? Öyle bir şeydi değil mi? Hep merak etmişimdir. Yani inşallah yanlış hatırlamıyorumdur şu an. 6.02 çarpı 10 üzeri 23 olması lazım Avogadro kat sayısı. Kimya hocama sormuştum. Yani hocam bunu şu şekilde yazsaydık olmaz mıydı ya? Hani daha basit şekilde 602 çarpı 10 üzeri 21. Yani niye 6.02 çarpı 10 üzeri 23 diyoruz ki? Yani niye o 0.2'yi oradan ayırıyoruz? Yani saçma değil mi? 602 çarpı 10 üzeri 21 yapsak olmaz mı diye. Ama mantıklı bir cevap alamamıştım. Sadece bundan kaynaklıymış. Bilimsel gösterim. Yani şuradaki sayımız 1 ile 10 arasında olmak zorunda. Eğer böyleyse biz buna bilimsel gösterim diyoruz. İşte bu kadar basit nedeni. Pekala. A çarpı 10 üzeri n ve B çarpı 10 üzeri m ifadeleri birer bilimsel gösterim olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır denilmiş bize. Şimdi yanlış olan soruluyor. Sıkıntı yok. Bulacağız. Şuradaki A ve B'nin diyor toplamları 20'den küçüktür. Şimdi kardeşim sen buradaki A'nın 20'den küçük olduğunu biliyorsun. B'nin de 20'den küçük olduğunu, 10'dan özür diliyorum. İkisinin de 10'dan daha küçük olması gerektiğini biliyorsun. İkisini toplarsanız o zaman A artı B de doğal olarak 20'den daha küçük bir sayı olacaktır. Ve doğrudur. Adana seçeneğini işaretlemekten yırttık. A artı B en az eksi 2 olabilir denilmiş. Şimdi en az eksi 2 olabilir diyor ya. Sevgili gençler ben burada mesela A'yı eksi 9 seçebilirim. B'yi de eksi 9 seçebilirim ve bunların toplamı eksi 18 bile olur. En az eksi 2 olabilir ifadesi yanlış bir ifade. Dolayısıyla cevap Bursa, diğerlerine de bakalım. B artı M eksi 50 olabilir. Sonuç olarak M sevgili gençler burada bir tam sayıydı. Pozitif bir tam sayı değil, bir tam sayıydı. Ve B sayısı da 1 ile 10 arasında, mutlak değeri 1 ile 10 arasında bir sayı. Z, M tam sayısını buna göre ayarlayıp toplamlarını eksi 50 yapabiliriz. Olabilir. A ile N'nin toplamı keza C'ye doğru dediyseniz D'ye mutlaka doğru demek zorundasınız.
A kere B eksi 63 olabilir. Evet olabilir. Mesela bir tanesini eksi 9, diğerini 7 seçmekte özgürsün. Çünkü ikisinin de mutlak değeri yine belirlenen aralıktadır sevgili gençler. Doğal olarak bu da olabilir. Ama Bursa seçeneği olamaz. A artı B eğer tam sayı bile olmasalar toplamları sevgili gençler en az eksi 20'den bir tık büyük olabilir. Farklı bir şey olamaz. Devam soru 6. X, Y, Z 3 basamaklı sayısı ile 123 sayısı arasında yapılan çarpma işleminin sonucu elde edilen çarpımlar şekildeki gibi sağa doğru bir basamak kaydırılarak elde edilmiş. Buna göre X, Y, Z sayısı nedir diye soruluyor. Şimdi burada sevgili gençler yanlış bir işlem var. Yani yapılan bir işlem hatası var. Bu işlem hatası normal şartlar altında biz bunu çarpıp çarpıp sola kaydırarak yazıyorduk değil mi? Her bir yeni basamağa geçtiğimiz zaman sola kaydırarak yazıyorduk biz bunu. Ama burada sağa kaymış. Şimdi ben öncelikle size şunu göstermek istiyorum. Neden sola kaydırıyoruz biz bunu? Yani bu çarpma işlemini çok yüksek basamaklı sayılarda, yüksek dediğim yani iki basamaklı ile iki basamaklıyı çarparken de aynı şey geçerli. Mesela siz burada varsayıyorum ki 29'da 52'yi çarpacaksınız. Hadi çarpalım. Yani ne diyoruz? 2 kere 9 18. 18'in 8'i elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde vardı 5. 5 kere 9 45. 45'in 5'ini buraya yazıyoruz. Burayı boş bırakıyoruz mesela. Yani 5 kere 2 de 10. Elde var 4'tü. 14. Şimdi bunları topluyoruz diyoruz. Toplarken de bunlar 8, 0, 5 ve 1. Yani 1508 geliyor da dahası var. Biz niye bunları buraya kaydırdık ki hacı? Yani bunu bulan adam şöyle mi demiş? Yani ulan hadi kaydıralım. Hoş görünüyor. Güzel görünüyor mu demiş. Böyle bir şey deme imkanı yok. Böyle bir şey deme lüksü yok. Yani adam bir kere bunu bulmayı başardıysa bu tesadüfi olamaz. Aslına bakarsanız bunu bulan adamlar da zaten bu şekilde yapmıyorlar. Bunu bulan adamlar şu şekilde yapıyorlar. Buraya 1450 yazıyorlar. Neden? Çünkü sevgili gençler şuradaki sayının basamak değeri 50'dir. Ve 50 kere 29'u hesaplıyorsunuz sen zaten orada. 50 kere 29 da 1450'nin ta kendisi yapar. Ama biz burada 5 ile çarpıyormuş gibi düşünüp onu da 1 kaydırıyoruz. Neden? 50 ile çarpıp buraya da bir tane 0 ekleyebiliriz. Ya da kaydırmak yerine 0 da ekleyebilirdik yani. Ne hoş olurdu değil mi? Yani kafamızda hiçbir problem kalmazdı böylelikle. Bu tarz soruları da çok kolay bir şekilde düşünebilirdik aslına bakarsanız. Yani bu tamam ilkokulda daha kolay anlaşılsın diye bize yapılmış, öğretilmiş bir şey ama sola kaydırmıyoruz aslında. Bunun bilincine varın. Aslında buralarda sıfır var. Yani sen gidip mesela 123 sayısıyla 251 sayısını çarpıyorsan 1 kere 123, 123 artık buraya geçtiğin zaman 50 kere 123 diyorsun. Yani sen burada normalde buranın 500, 600, 615 geldiğini biliyorsun ya. Bunu bu şekilde yazıyorsun. Aslında 6150 geliyor orası. Mesela sen burada buranın 246 geldiğini biliyorsun. 6'yı buraya, 4'ü buraya, 2'yi de buraya değil özür dilerim 6'yı şuraya yazıyoruz. 246'ydı. Bunu da bu şekilde yazıyorsun. Aslına bakarsan 200'de 123'ü çarptığın için 24600 yazıyorsun ve bunları topluyorsun. Sonuç olarak gene değişmiyor. Alt tarafı boş kalmasının bir mantığı yok zaten. Orada 0 olması daha mantıklı bir seçenek duruyor. Yani sen burada 1 ile burada 50 ile burada 200 ile çarpıyorsun burada gördüğümüz sayıyı. Güzel. Şimdi o zaman yandaki sorumuza bir bakalım. Arkadaşlar bunları bu şekilde toplarken aslında şuralarda sıfırlar mı var? Evet hocam aslında orada sıfır varmış az önce öğrettiniz. Güzel. Şimdi 3 ile burayı çarpmış aslında 3 ile çarpmamış. 300 ile çarpmış diyeceğiz o zaman değil mi? Burada sıfır var aslında 20 ile çarpmış diyeceğiz. Hocam burada da şurasının hiç sıfır gelmediği için sonuna 1 ile çarpmıştır. Yani bu adam aslında bakarsanız bu işlemi bu şekilde yaparak bu x, y, z sayısını 123 ile değil 321 ile çarpmış sevgili gençler. Tersiyle çarpmış. Sağa kaydırmış. Aslında haberi olmadan sağa kaydırarak bu sayıyı 321 ile çarpmış oldu. Şimdi kardeşlerim 101.115 sayısını 321 ile çarptı. Hangi sayıyı 321 ile çarparsam x, y, z sayısından bahsediyorum. 101.115 sayısı gelir diye sorarsak da 101.115'i 321 ile bölersin bir zahmet. O halde 3 defa vardır deyip başlayabiliriz. 963 yapar kendileri. 963'ü buraya yazdık. 1011'den 963'ü çıkaracağız. 37 oradan, 11 de oradan 48 gelir. 48'i buraya yazdım. Bir tane de buraya koydum. 1 yazacağız. 1 kere 321'de 321 yapacak. Bundan bunu çıkaracağım. 0, 6 ve 1. 160 kaldı.
Bir de buraya 5'i koyacağım sevgili gençler. Ve 5 defa vardır deyip yoluma bakacağım. Çünkü 1605 yapacak artık. Demek ki sevgili gençler 321 ile 315'in çarpımı 101.115 ise bizim XYZ sayımız 315'in ta kendisidir diyeceğiz. Aklınızda bulunsun. Bilen varsa zaten hocam boşa anlattın diye düşünmeyin. Bilmeyen arkadaşlarımız da var. Bilmeyen arkadaşlarımızın ben aslında çoğunlukta olduğunu da düşünüyorum. Bakalım yorum kısmında belirtirsiniz zaten. Biliyorsanız zaten siz olayı aşmışsınız. Mübarekler. Aşağıda birim karelerle oluşturulan bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiş. 1. 2. 3. adım şeklinde 3 tane adımı verilmiş. Bu daha devam ediyor bu örüntü. Buna göre bu örüntünün kaçıncı adımındaki mavi renkli kare sayısının pembe renkli kare sayısına oranı 3/2'dir. Şimdi şöyle diyeceğiz. Birinci adımında 3 tane pembe, 2 tane mavi var. Daha sonrasında mavi sayısı burada 2 artmış, pembe sayısı 1 artmış. Şimdi burada 4 taneydi, 1, 2, 3, 4. Mavi 2 artmış, gene pembe 1 artmış. He, demek ki şöyle diyeceğiz biz. Şimdi birinci adımda sevgili gençler, birinci adımda bu mavinin pembeye oranı 2/3 iken mesela ikinci adımda ne oluyor sevgili gençler? 2+2/3+1 oluyor. Üçüncü adıma geçtiğimiz zaman da bu artık 2+2+2/3+1+1 oluyor. Yani sevgili gençler ben kaçıncı adımdaysam bak burası 2 kere 1'dir. Aslına bakarsan burası da 2 kere 2'dir. Bak burası 1 kere 1'dir. Aslına bakarsan burası da 2 kere 1'dir. Yani mesela ikinci adım için biz şunu yapıyoruz. 2+2/1+3+1 yapıyoruz aslında. Yani adım numaramız neyse burada 1 eksiğiyle 2'yi ve 1'i çarpıyoruz. O zaman ben diyorum ki x'inci adımda hatta x+1'inci adımda bu oran 3/2 olsun. O zaman ne yaparız biz? 2'nin üzerine x+1'in 1 eksiği x. Dolayısıyla 2'nin üzerine 2x ekleyeceğim bölü 3'ün üzerine de 1x ekleyeceğim. Yani x ekleyeceğim ve bu oranın 3/2 olmasını isteyeceğim. Bir işler dışlar çarpımıyla x'i bulabiliriz. 4+4x eşittir 9+3x. Buradan x sevgili gençler kaç gelir? 5. X 5 geldi. Biz kaçıncı adımda bu sağlansın demiştik? x+1'inci adımda x'i 5 bulmuştuk. O halde cevabımız 6 olacaktır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçtim 8'e. Bir küme sorusu. K, L ve M kümeleri. K kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye ardışık artan doğal sayılardan oluşmuş. L kümesi 2, 4, 6 diye 2'nin katı yani çift olan doğal sayılardan oluşmuş ve sonsuz elemanlı bir küme. M kümesi de 3, 6, 9 şeklinde ilerleyen 3'ün tam katı olan pozitif doğal sayılardan oluşmuş ve sonsuz elemanlı bir küme. Buna göre hem K-L fark kümesinde hem de K-M fark kümesinde bulunan 50'den küçük kaç tane sayı vardır? Şimdi K-L fark kümesinin Türkçeleştirelim mi? K-L. Hocam işte K'da bulunup L'de bulunmayan demeyecek misiniz? Yok onu demeyeceğim. Şöyle diyeceğim. Şimdi K-L yani K'da bulunup L'de bulunmayan elemanlar sadece ama sadece tek elemanlardır sevgili gençler. Yani 1, 3, 5, 7, 9, 11 nereye kadar? 50'den küçük dediğine kadar 49'a kadar gitmem gerekiyor. Pekala bunu yazıyorum. 1, 3, 5, 7, nokta 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 47, 49 diyeceğim. Bu K-L. Ve sevgili gençler bir de bize ne lazım? K-M lazım onu da bulalım. Şimdi K-M'yi biz bu sefer Türkçeleştirelim. K'da bulunup M'de bulunmayan elemanlar. Yani bunların içerisinden zaten K kümesinde 1'den 50'ye kadar alayı olduğu için doğal sayıların 3, 6, 9, 12, 15 gibi 3'ün katlarını çıkaracağım. Peki 50'den önce kaç tane 3'ün katı var? Son sayımız 48 olduğuna göre 3'ün katı olan 50'den önce 48'i 3'e bölerseniz bu kümenin 50'den küçük 16 tane elemanı olduğunu göreceksiniz. Zaten bu kümenin 1'den 49'a kadar 49 tane elemanı vardı. Bu 49 tane elemandan 16 tanesi 3'ün katıysa 49'dan 16'yı çıkaracaksınız ve diyeceksiniz ki 33 tanesi 33 adedi bu kümenin içerisindedir. K-M'nin içerisindedir. Diyor ki 50'den küçük kaç tane sayı vardır diyor. Ama hem orada hem orada bulunsun istiyor. He tamam. Şimdi o zaman biz şunu yapacağız. Şu 33 tane olan kümeyi de şöyle yazabiliriz. 3'ün katı olmayan yani 1, 2, 3'ü es geçtim. 4, 5, 6'yı es geçtim. 7, 8, nokta 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 40, 47, 48'i es geçtim ve 49 diyeceğim. Doğru mu? Doğru. P
Pekala. Şimdi arkadaşlar yukarıda sadece tekler vardı. Aşağıda da biz neleri arıyorduk sevgili arkadaşlarım? 3'ün katı olmayan sayılar arıyorduk. İçerisinde hem tekler var hem de çiftler var. Güzel. İki kümede de olan kaç tane eleman var? Bunu bulacağız şimdi. İki kümede de olacak. Ben şimdi diyorum ki sevgili gençler, tek olup da burada, pardon, ikisinde de bulunan diye soruyordum. Pardon, özür dilerim. Şimdi burada 1 var. 1 var. Doğru mu? Daha sonrasında 5 var. 5 var. 7 var. 7 var. 3'ün fark ettiyseniz es geçiyorum. Yani biz buradaki neleri arıyoruz artık? Tek sayıları arıyoruz. Doğru mu? Doğru. Burada kaç tane tek sayı vardır? Bunu nasıl bulabiliriz? Gelin hesaplayalım. Şimdi arkadaşlar 3'ün katı olmayacak bu kümenin içerisinde ve tek sayı olacak. Dolayısıyla ben burada 1, 5, 7'yi hesap ettim. 3'ün katı da olmayacak demiştik doğal olarak. 9'u geçiyorum o yüzden. 11, 13, 15'i geçiyorum. 17, 19, 21'i geçiyorum. 23, 26 değil özür dilerim, 25 tekleri yazıyorduk. 27'yi es geçiyorum 3'ün katı. 29, 31, 33'ü es geçiyorum 3'ün katı. 35, 37, 39'u geçiyorum. 41, 43, 45'i es geçiyorum. 47 ve 49'u zaten buraya yazmıştık. Kaç tane vardır? Sayacaksınız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane elemanı vardır deriz. Ve Denizli seçeneğini işaretleriz. Çünkü K kümesi sadece tek elemanlardan oluşuyordu 1'den 49'a kadar. Burası da 3'ün katı olmayan elemanlardan oluşuyordu 1'den 49'a kadar. Dolayısıyla sevgili gençler işte toplamda 17 tanesi ortaktır dedik. Geçtim bir diğer sayfama, 9. soruma. Engin 3 tanesi tek sayı olan 5 tane farklı tam sayıdan herhangi ikisini seçip toplayacak. Şimdi 3 tanesi tek sayıysa tek, 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 2 tanesi çifttir bu 5 tanesinin. Herhangi 2 tanesini seçecek ve toplayacak diyor. Engin'in bulacağı sonuçlardan en büyüğünün ve en küçüğünün tek sayı olacağı bilindiğine göre. En büyük sayı tek sayıdır. Şimdi gençler şöyle diyeceğiz. Engin'in bulacağı sonuçlardan en büyüğünün ve en küçüğünün de tek sayı olduğu biliniyor. En büyüğünü bulurken o zaman tek sayı olsun istiyorsa tekle çifti topluyordur, tek sayı buluyordur. En küçüğünü bulmak için de tekle çifti topluyordur ve yine tek sayı buluyordur. Demek ki arkadaşlar en büyük sayı tek sayıdır diyor. En büyük sayı çift de olabilir. Çünkü mesela şöyle bu tek sayılar arasında şuradaki tek buradaki çiftten daha büyük olup toplamları ama ikisi de kendi aralarından büyük. Mesela bu çiftlerin en büyüğü, bu teklerin en büyüğü. İkisini de toplarsam Bu grubun içerisinde ikişerli seçimlerin toplamının en büyüğünü bulmuş olacağım. Bu bir. İkincisi burada tek çiftten, çifte tekten büyük olabilir. Dolayısıyla en büyük sayı tek sayıdır diyemeyiz. Her zaman doğru değildir. En küçük sayı tek sayıdır denilmiş. Yukarıdakini nasıl ki söyleyemiyorsak bunu da söyleyemeyiz. Ortanca sayı tek sayıdır. Mecburi olarak öyledir. Çünkü toplamlarının maksimum değeri bulunurken bir çift bir tek alıyorsak demek ki en büyük sayılar bunlarmış. Toplamlarının alabileceği en küçük değeri bulunurken de yine bir çifti bir tekti alıyorsak en küçük iki sayı da bunlarmış. O zaman bir tane tek olan sayı mecburi olarak ortanca sayıdır. Yani cevabımız yalnız 3'tür diyebiliriz. TYT'lik bir soru mu? Evet, TYT'lik bir soru. Dolayısıyla bu sorulara dikkat etmeni öneriyorum. Birden büyük X ve Y tam sayıları için X üzeri Y ile Y üzeri X'in toplamı biçimindeki sayılara Leyland sayısı denir. Örnek olarak 2 üzeri 5 ile 5'in karesinin toplamı 57'dir ve 57 bir Leyland sayısıdır. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi Leyland sayısı değildir diye sorulmuş bize. Peki düşünelim ve bulalım. Birden büyük X ve Y tam sayıları demiş sevgili gençler. Dolayısıyla ben buraya mesela 2'nin karesiyle 2'nin karesinin toplamının 8 olduğunu görüyorum. Bu bir Leyland sayısıdır diyebiliriz arkadaşlar. Pekala, 17 sayısına bakalım şimdi de. 17 için de yine birden büyük olması koşulumuz mevcut. 2'nin küpü ve 3'ün karesi. Şöyle yaparsak 8 artı 9'dan 17 gelir. 32'ye bakalım sevgili gençler. Acaba bu bir Leyland sayısı mı? Burada ne diyebiliriz? 2'nin yok olmaz. 2 üzeri 4 ve 4'ün karesi. Olur mu? Olur. 16 artı 16, 32 yapar. 44'e bakalım şimdi de. 44 için ne diyebiliriz?
2 üzeri 4 4'ün karesi olmamıştı. 2 üzeri 5 5'in karesi. 2 üzeri 5 ile 5'in karesi kaç yapar toplamı? Şurası 32, şurası 25 yapar. Toplamı 57 gelir, olmaz. Başka ne diyebiliriz? 3'ün karesi ve 2'nin küpü, onu söylemiştik zaten. 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 3 güzel geldi. 3 üzeri 3 27 artı 27, bu da 54 yapacaktır Edirne. Demek ki sevgili gençler 44 sayısı x üzeri y artı y üzeri x biçiminde yazılamıyormuş deyip cevabı Denizli olarak seçebiliriz. 11. yani sondan ikinci sorumuzdayız sevgili gençler. ABC pozitif tam sayılar demiş yine. A bölü B, A artı C bölü B kere C'ye eşit. Ve bizden istenen şu. Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı A bölü B kesri vardır diye soruluyor. Bir kere ben şu tarz görüntülerden hoşnut olmadığım için, yani benim kafamı bulandırdığı için ben bunu şöyle yazmayı tercih ediyorum. 4 küçüktür B bölü A, bu da küçük veya eşittir 9 olarak bunu çevirmek benim işime geliyor. En azından kesirlerle uğraşmamış oluyorum. Pekala. Şimdi burada sevgili gençler ben şu kısmı C ile genişlettiğim takdirde bakın şöyle bir eşitlikle karşılaşıyorum. A bölü A kere C bölü B kere C eşittir A artı C bölü B kere C. Ve iki tarafta da artık BC'ler oluştuğu için şunların ikisinin birbirine eşit olması gerektiğini söyleyebilirim. Yani A çarpı C eşittir A artı C. Şimdi burada mantığımızın elde etmesi gerekiyor. Mantığımıza sığınmamız gerekiyor. Neden? Şundan kaynaklı. Şimdi bu A da C de pozitif bir tam sayı. İki tane pozitif tam sayı düşünüyorsunuz. Bunların çarpımları bunların toplamlarına eşit oluyor. Nedir bu? 2 ile 2. Yani 2 kere 2 eşittir 2 artı 2. Başka da sağlayan bir pozitif tam sayı yoktur sevgili gençler. Demek ki A da 2'ymiş, B de 2'ymiş. Şimdi geçelim şuraya o zaman. 4 küçüktür B bölü 2. Bu da küçük veya eşittir 9 yazabiliriz, doğru mu? Yazarız. 2 ile çarpalım. 8 küçüktür B. O da küçük veya eşittir 18. Kaç tane B varsa işte o kadar A bölü B kesri vardır diyebiliriz artık. Burada B'nin maksimum değeri 18, en küçük değeri 9 olduğuna göre 18'den 9'u çıkardım, 1 ekledim, cevabı da 10 olarak buldum sevgili gençler. Bu kadar A bölü B kesri vardır diyebiliriz işte bu soru için. Güzel çözdük ve geçiyorum 12. soruma. Şimdi diyor ki bu denklemin kaç farklı gerçel kökü vardır diye soruluyor. Şimdi bu tarz denklemlerin çözümleri için sevgili gençler, yani kaç tane kökü vardır diyoruz. Mesela köklerini sormuş olsaydı şimdi yapacağım çözüm gibi yapamazdım. Hocam bir de bu soruyu niye koydunuz Allah'ın aşkına, çok mu aradınız falan diye sormayın. Çünkü belli bir noktadan sonra tıkandığınız sorular için ufkunuzu açacak bir çözüm yöntemi. Özellikle kaç tane kökünün olduğunu bulabilmek, bulmanızı isteyen sorular için. Peki hocam ne özelliği var? Merak uyandırmaya başladıysa çözmeye başlayalım. Çözmeye başlamadan önce de kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Beni mutlu edeceksiniz. Şimdi siz bana şu x kare eksi 4'ün bir parabol olduğunu biliyorsunuz. Ve bu parabolü çizmenizi rica etsem ben sizden sevgili gençler. X kare eksi 4 dediğimiz parabol şöyle bir paraboldür aslına bakarsanız. Şöyle. Ve sevgili gençler, bunun mutlak değeri istenmiş. Yani mutlak değeri isteniyorsa da o zaman ben altta kalan kısmın, x ekseninin altında kalan kısmın x ekseninin üstüne doğru simetriğini almam gerektiğini biliyorum. Dolayısıyla şu şekilde bir görüntümüz oluşacaktır bizim. İşte bu mutlak x kare eksi 4'tür sevgili gençler. Bunun mutlak değeridir. Az önceki görüntünün şu şekilde olması gerektiğini biliyorsunuz. Biz bunun simetriğini aldık ve şurası 4. Şurası sevgili gençler 2. Burası da eksi 2 doğal olarak. Şimdi şu kısmı silebilirim artık. Pekala, şurayı da şöyle temizleyelim. Hocam bunu niye çizdik? Şundan kaynaklı. Şimdi siz bir de bana 2 üzeri x'in grafiğini çizin. 2 üzeri x'in yani üstel fonksiyon, logaritmik fonksiyonlar şu şekilde çiziliyordu. Üstel fonksiyonlar da bunun ters fonksiyonu olduğu için y eşittir x eksenine göre simetri alınarak çizilecekti. Yani bu fonksiyonun grafiği de şu şekilde bir grafiktir sevgili gençler. Böyle bir grafik. Şimdi o halde şunu söyleyebilir miyiz biz? Bu iki grafik kaç tane noktada kesiştiyse bunların o kadar gerçel kökü vardır diyebilir miyiz? Vallahi de billahi de deriz. Bak 1, 2, 3, 4 tane gerçel kökü vardır diyebiliriz sevgili gençler. Biz bu sorumuzun cevabı için. Evet arkadaşlar,
Videomuzun sonuna geldik çünkü PDF'imiz bitti. 12 tane birbirinden güzel soru çözdük. Bu soruları ben görüyorum, yorum kısımlarını arkadaşlarım yazıyorlar. Hocam ya bir tık daha zor olabilir mi? Şöyle olabilir mi? Böyle olabilir mi? Arkadaşlar, SML hocanıza güvenin. Sınav absürt sorulardan oluşmayacak. Şunu da söyleyebilirim. Son zamanlarda gördüğünüz en kolay sınavlardan birisi de olacak bu sınav. Hocam o zaman çok fazla çalışmamamıza mı gerek var? Yani o kadar çok çalışmamıza gerek yok mu diye soracak olursan da bence ben sana diyeyim mi, her zamankinden çok daha fazla çalışman lazım. Geçen seneki yığılmaları gördük çünkü biz. Yani 50 bininci olacak çocuğu 5 binin arasında görebilirken 3 bininci olacak çocuğu 30 binde görebildik. Çünkü bunlar yığılmalarla alakalı bir durumdu. Tabii bir de sınavın psikolojik bir boyutu vardı. Yani geçen sene pandemi yeni başladı. Şu an herkes pandemiye de alıştı. Pandemi var, tamam var, ders çalışıyorum işte diyebiliyorsunuz. Ama geçen sene böyle bir muhabbet de yoktu. Geçen sene durmadan bir sızlanmalar vardı. Ne zaman sınav işte bir ay ileri ötelendi, bir ay geriye alındı. Bir sevindik, bir üzüldük. Ondan sonra sadece belirli bir aralıkta sokağa çıkmış. Sadece bir saatliğine sokağa çıkmaya kısıtlaması kalkıyordu. 18 yaşından küçükler için 12. sınıflar berbat durumdaydı. Dershaneye gidenler birden dersi kesti. Okula gidenler okullarına gidemedi. Gibi gibi durumlardan geçen sene bu etkilendiniz ve sınavda Allah var 2020 TYT ve AYT kolay oldu. Şimdi 3 aylık bir pandemi süreci düşünün. 3 aylık pandemi sürecinde sevgili gençler sınav kolay oldu. Yani pandemiye özel bir sınav oldu aslına bakarsanız. Şimdi düşününce pandemi bu sene başından beri devam ediyor. Ve genelde online ders verildi. Ve sevgili gençler, artık lafın devamını nereye varacağını biliyorsunuz siz de. Ben sınavın öyle sizin sandığınız gibi abartıldığı kadar zor olacağını düşünmüyorum. Karşınıza çıkacak sorular 3 aşağı 5 yukarı bunlarla aynı seviyelerde olacak. Hiç merak etmeyin. Ama ben size tekrar diyorum. Bu sınavı kim kazanır? Bu sınavı hakkıyla bol soru çözerek sınava hazırlananlar kazanacak. Haberiniz olsun. Dolayısıyla ben de sizi durmadan PDF'lerle, durmadan sorularla besliyorum. Evet, videomuzun sonuna gelelim artık. Noktalayalım. Bir isteğiniz, arzunuz olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.